Şimdi Nari'nin soruşturması ile ilgili son gelişmeleri de size sormak isterim elbette. Yani soruşturmanın daha ilk günlerinde biz sizinle bir yayın yapmıştık. Zaman geçtikçe bazı ayrıntılar belli oluyor ama enteresan bir biçimde suç perdesi, sis perdesi aralanamıyor. Yani zaman geçiyor, yeni deliller bulunuyor fakat Nari'ni kim öldürdü sorusunun hala bir yanıtı yok. Evin neredeyse tamamının yıkandığı, halılardan koltuk örtülerine, yolluklara kadar her şeyin dezenfekte edildiği ortaya çıktı. İlk sorum şu, bu mevcut delilleri yok etmiş olabilir mi? Yoksa bazı teknolojilerle bu yıkanmalara rağmen işte ultraviyole ışınlar vesaire parmak izleri bulunabiliyor. Bununla ilgili ne söylersiniz? Evet. Bu sorunun yanıtını o yayında da konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Araç içi incelenmesi, ev içi incelenmesi, ahırın incelenmesi, bunların hepsi gündeme gelmişti ve çıplak gözle biz makroskobik olarak pek çok lekeleri göremeyiz. Mutlaka çeşitli dalga boylarında ışık kaynakları vermemiz gerekiyor. Ultraviyole ışıklar vererek incelememiz gerektiğini söylemiştik. Buna rağmen amcanın koltuğunun ön koltukta ve arka koltukta DNA bulunmuştu. Biyolojik materyal bulunması başarılmıştı. Daha sonra bu yayınlardan sonra araç bildiğiniz gibi Ankara'ya götürüldü incelenmek üzere. Aslında portable yani taşınabilir bu ultraviyole ışınlarını veren aletler var. Alan taranıp şüpheli çıplak gözle göremeyeceğimiz lezyonları görüp oradan örnekleri alabiliriz. Ama tabii aradan bir ay geçti. Yıkanma durumları söz konusu. Nedir halılar şunlar bunlar geriye tabii ki delil bulma şansı gittikçe azalıyor. Kontamine oldu ortam yani kirlendi adli delil yönünden. Bu noktadan sonra çok fazla bulunacak delillerin delil niteliği ne kadar nasıl taşıyacağı o da ayrı bir hukuksal sorun. Burada tabii ki Nari'nin vücudu konuşuyor öldükten sonra. Oradan elde edilen bulgularla savcılığın olay yeri inceleme bulguları sanık ve tanık ifadeleri karşılaştırılıp doğru söyleyip söylemediği, olay yerinin yeniden canlandırılması yani olay yeri rekonstrüksiyonu dediğimiz tanık ve sanık ifadelerinin gerçeklikle uyup uymadığı, bilimsel verilerle uyup uymadığının ayrımı yapılıp ona göre bir değerlendirme yapılacak. Ama burada da hani kapalı kültürel sosyal kodlarla hareket eden bir aile var, bir ortam var, büyük bir sır var ve bu sırrın bir yerden çatlaması gerekiyor. Yani sırf delillerle bu sırları çatlatamıyoruz çünkü ilk başlarda çoğu delil kayboldu. O nedenle bu sırrın ortaya çıkması gerekiyor. Yani bu sırrı çatlatılması gerekiyor. Biri kırılır mı sizce? Yani bu cinayette ve örtbas edilmesinde parmağı olanlardan biri vicdan azabıyla, çapraz sorguyla veya sair sebeplerle kırılabilir mi? Aynen Gariboğlu olayında olduğu gibi nasıl insanlar hiçbir şeye güvenmiyor, sorguluyor her şeyi. Bu olayda da meselenin ben artık hani katil kim sorusunun çok ötesinde olduğunu düşünüyorum. Arka planda nelerin olduğunu, neden öldürüldüğü, nasıl öldürüldüğü, niçin öldürüldüğü. Yani bunlar aydınlatılmadan şu kişi öldürülmüş. Profesör Doktor Ali Stokgöz'ün sanırım bağlantısında bir sorun oldu. Yayına bağlanmaya hazır olduğunda ben tekrar onu yayına alacağım ama söylediği şey çok doğru. Gerçekten kamuoyu vicdanını öyle bir yaraladı ki 8 yaşındaki Nari'nin ölümü bu artık bir katil kim meselesi olmaktan, adli bir soruşturma olmaktan fersah fersah uzak. Bu organize kötülüğün, bu organize aile terörünün aydınlatılması ve bu sosyolojinin aslında tartışılması gerekiyor. Şimdi ne kadar acı, Münevver Karabulut öldürüleli aradan ne kadar zaman geçti. Biz o zaman da çok üzülmüştük. Gencecik bir kadın, bir kız çocuğu çok vahşice katledilmişti ve aslında aradan geçen zamanda hiçbir şey değişmemiş maalesef Türkiye'de. Hala kadınlar, hala kız çocukları en kırılgan grup, en kolay hedef alınan grup. Hemen her gün en az bir kadın cinayeti işleniyor. Bu gerçekliği değiştirememiş olmamız çok utanç verici, çok üzüntü verici gerçekten. Şimdi Nari'nin de artık cinayetinin aydınlatılırken sadece kimin öldürdüğüne
bakılmaksızın bu suçun örtbas edilmesinde parmağı olan herkesin aslında alabileceği en üst cezayı alması kamuoyu vicdanını bir nebze olsun rahatlatacaktır. Ki böylece bundan sonra da başka suçlar işlenirse bu suçların örtbas edilmesine yardımcı olması istenen kişiler bir durup bir dakika ben böyle bir şey yaparsam benim hayatım yanar diyebilsin. Örneğin işte amcanın yardım istediği Nevzat Bahtiyar itirafçı olmuştu biliyorsunuz. Eğer şunu bilseydi ki ben böyle bir şey yapamam. Yaparsam da işte müebbet hapis cezası alırım bilgisine sahip olsaydı cezanın caydırıcılığı diyoruz zaten buna. Bu suça ortak olmazdı. Dolayısıyla bu cinayette parmağı olan herkesin ama herkesin alabileceği en üst cezayı alabilmesini diliyorum. Profesör Doktor Ali Stokgöz'ün bağlantısı sanıyorum sağlanamıyor ama bir kez daha deneriz. Ben o arada bir toparlayacağım neler konuştuğumuzu. Onun söyledikleri özellikle önemliydi. Cem Gariboğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili soruma da diş ve kemikler mezarda bulunacağı için onlardan örnekler alınacağını ve DNA örneklerinin karşılaştırılacağını söyledi. Kamuoyuna mal olmuş bir dava olduğu için de hızlıca sonuçlanmasını beklediğini söyledi. Yani yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde bu sonucun belli olacağını söyledi ve Narin soruşturmasıyla ilgili olarak sorduğum soruya da evde yapılan bu yenge öncülüğündeki temizlik operasyonu ile ilgili, organize temizlikle ilgili evet bazı delillerin kontamine olmuş olabileceğini, bozulmuş olabileceğini söyledi. Tabii burada bir kez daha şunu fark ediyoruz. Aslında bilinen bir gerçek, özellikle kız çocukları söz konusu olduğunda kaçıranlar, failler genelde tanıdık kişiler oluyor. Dolayısıyla keşke kolluk kuvvetleri ilk andan itibaren evi, ahırı aramayı düşünebilseydi. Yani burada belli ki aradan geçen zaman zaten Narin'in aleyhineydi. Ancak soruşturmanın da akamete uğramasına yol açtı. Çünkü aradan geçen o vakitte bu çok ama çok profesyonel olan aile bu delilleri ustaca karartmayı başardı maalesef. Yengenin evet çok enteresan bir rolü olduğu bu cinayette belli. Aslında keşke geçmişe yönelik bu köyde daha detaylı bir soruşturma başlatılabilse, daha önce kız çocuklarına, çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçlar var mı? Varsa kimler bu suçlarda ortaktı? Bunlar araştırılsa, çünkü gerçekten çok ama çok organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Yani Hollywood dizilerinde işte True Detective'de falan bazen böyle görüyoruz. Bir köy olduğu gibi çocuk istismarcısı oluyor mesela. İzlemek bile bizim sinirlerimizi bozuyor. Meğer bu aileler yani bizim memleketimizdeymiş. Bir Hollywood senaryosu değilmiş. Yani bunu bilmek bile zaten insanı başlı başına çok üzüyor bana sorarsanız. Sanırım bağlanamıyor Profesör Doktor Halis Stokgöz. Yeniden bağlanmayı başka bir gün onunla deneriz. Çünkü Narin'in soruşturmasıyla ilgili zaten sorularım olmaya devam edecek. Yani bunu kısa sürede unutmamızı istemiyorum. Elimden geldiğince de gündemde tutmaya bu nedenle çalışacağım.